Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ihlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli Kur'an dostları, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, feyiz ve bereketi, af ve inayet hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz. Evet, Sıdıka Yıldırım, Ali Kök, Remzi Karban abim, Yunus Yıldız kardeşim, Derya Çınar, Adem Başkıran. Evet, şu ana kadar dersimize katılanlar ve aleyküm selam Ali Kök abim. Bir de Eyüp kardeşimiz kusura bakmasın. Kaydı ekrandan, o yüzden ismini söyleyemedim. Eyüp Şengür. Evet. Kıymetli dostlar. Recep Kuru, Adem Başkıran, Meryem Hançerli geldiler. Evet, vakit kaybetmeden başlayalım. Cenab-ı Hak gecemizi, sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Evet, kıymetli dostlar, bu akşamki konumuz yine 8 derstir ya da 8 haftadır devam ettirdiğimiz Kur'an bizim neyimiz olur ana başlığı altında. Kur'an bizim delilimizdir. Bunu işleyeceğiz inşallah. Bir de güncel meseleler dedik. Güncel meselelerden özellikle bir konu üzerinde durmak istiyorum. Son günlerde sosyal medyada bu namaz karşıtı yayınlar başladı. Uzun zamandan beri vardı bu ama bazı bilgisine güvendiğimiz arkadaşlardan da bu akıma kapılanlar oldu. İşte diyorlar ki namazın Arapça karşılığı salattır. Salat da namaz anlamına gelmez diyorlar. Bu önemli bir konu. Hatta geçenlerde bir arkadaşımız beni aradı. Dedi ki hocam ne olursun bu namaz konusunda bahset. Benim çocuk da böyle bir akıma kapılmış. Ne desek artık fayda etmiyor. Etkilenmiş bu söylemlerden. Dolayısıyla bundan bahset dediler. Birkaç arkadaş daha ricacı oldular. Esas konumuza girmeden isterseniz biraz bundan bahsedelim. Şimdi bildiğiniz gibi namaz kelimesi Türkçe değil, Farsça bir kelime. Bunun gibi daha pek çok Farsça kelime bizim literatürümüze girmiş. Kur'an-ı Kerim'de namaz diye bir kelime geçmez. Salat diye kelime geçer. İşte oruç da geçmez. Ne geçer onun yerine? Savm veya sıyam geçer. Efendim, böyle işte abdest geçmez. Vudu geçer. Bunun gibi. Dolayısıyla işte salat kelimesi de sadece namaz anlamına gelmez. Doğru. Yani bu konuda o arkadaşlara bir şey demiyoruz. Yani salat kelimesi ihtiva ediyor namaz ibadetini. Fakat salat demek her geçtiği yerde namaz anlamına gelmez. Bunu ayırmanın bir kriteri var tabii ki. Ona gelmeden önce salat kelimesinin hangi anlamlara gelir? Arapça kelimeler zaten çok anlamlı kelimelerdir. Yani içerisinde bulunduğu duruma göre mana ifade eder. Mesela salat kelimesi çok anlamlı kelimelerden birisidir.
bu kelimenin dua anlamı olduğu gibi, yani salat kelimesi dua anlamına gelir, yardım anlamına gelir, destek anlamına gelir, namaz anlamına gelir. Dolayısıyla her salat kelimesinin geçtiği yerde namaz anlamına mı gelir? Hayır, gelmez. Mesela hem de bir konuyu yine tekrardan deşifre etmiş olmak açısından Ahzab suresinin 56. ayetinde geçen salat kelimesini konuşalım isterseniz. Bakın orada namaz anlamına gelmez mesela. Şu ayet o, Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bakın, şimdi ayetin üzerinde duralım. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ, şüphe yok ki Allah ve melekleri, يُسَلُّونَ, şimdi bakın bu salat kelimesi, namaz anlamı verirsek, namaz kılıyorlar. Şüphesiz Allah ve melekleri namaz kılıyorlar olur. Yusallûne. Namaz kılıyorlar. Niçin? Alen nebi, nebi üzerine. Yani peygamber için namaz kılıyor anlamı çıkar. Halbuki Allah namaz kılmaz, haşa. Melekler namaz kılar, kılabilir. Ama Allah namaz kılmaz. Namaz bir ibadettir, Allah ibadet etmez. Peki, bazıları o ayette orada geçen salat kelimesine muzari tipinde orada tabi, yani geniş zaman, kılar, kılıyor anlamına gelir. Salat ediyor diyelim, salat eder ya da Allah ve melekleri Nebi'ye, ya yellezine amenu, ey müminler sallu aleyhi ve sellimu teslima, siz de ona salat edin, siz de ona namaz kılın diyemeyiz değil mi? Siz de ona salat edine biz şunu da diyemeyiz, salavat getirin de diyemeyiz. Çünkü oradaki kelime salavat, dua etme anlamına da gelir. Yani burada şimdi düşünebiliyor musunuz? Şüphe yok ki Allah ve melekleri Nebi'ye dua ediyor olabilir mi? Allah dua eder mi? Etmez, haşa. Allah ol der. Ol der, iş biter. O iş oluşmaya başlar. Allah dua etmez. Dua etmek acizlerin işidir. Duayı aciz olanlar efendim muhtaç oldukları kendilerinden yukarıdaki birilerinden istekte bulunmasıdır zaten dua. Kul dua eder kime? Allah'a. Allah'tan istemenin adı duadır. Kul dua eder. Allah dua etmez. Şimdi bize öyle şeyler öğretiyorlar ki diyorlar ki işte bazı mealler öyle çeviriyor zaten. Bu baksanıza diyor Allah ve melekler peygambere salavat getiriyormuş. Siz de ona salavat getirin diyor bakın ayette. Başlıyorlar şimdi salavat çekmeye. Sabahtan akşama Allahümme salli okuyorlar. Sabahtan akşama. Tesbih ellerinde. İşte zikir matikler bir taraftan. O yetmiyor, internette diyorlar ki salavat zinciri oluşturuyoruz, işte siz de katılmak ister misiniz falan. Ya Allah salavat getirir mi? Salavat dua demektir. Allah dua eder mi? Yani Allah Allahümme salli okur mu? Haşa. Yani düşünebiliyor musunuz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed demek, ey Allah'ım sen Muhammed'e rahmet et, Muhammed ailesine de rahmet et. Şimdi biz bunu deriz, tamam kullar bunu der de, Allah bunu der mi? Allah şöyle der mi? Allah'ım Muhammed'e rahmet et der mi? Allah'ın haşa Allah'ı mı var başka bir tane ki o dua, bu salavatı getirsin? İşte diyoruz ya, yani bizim insanımız maalesef, yani din konusu gündeme gelince adeta aklını bir kenara koyuveriyor. Bazıları da soru sormaya korkuyor, ya diyor günaha girer miyiz, bir şey soracağım ama. Ya niye günaha girersin? Soru sormakla kimse günaha girmez. Bakın Allah-u Teala bile insanları o kadar özgür bırakıyor ki insanların sorması muhtemel soruları zaten Allah kendisi soruyor. İnsanları soru sormaya teşvik ediyor. Mesela Allah diyor ki bakın kendisini sorgulamaya açıyor ve diyor ki gökte ve yerde iki tane ilah olsaydı
yerlerin ve göklerin ahengi bozulurdu diyor. Yani acaba Allah bir tane midir diye sormamıza bile müsaade ediyor Allah. Dolayısıyla soru sormakla kimse dinden filan çıkmaz. Her soruyu sorabilirsiniz. Ama sorularınızı lütfen Allah'ın kitabına sorun. Cevabı Allah'tan isteyin. Ve Kur'an'ın verdiği cevaplarla da yetinin. Şimdi dediğim gibi bakın orada salat kelimesi geçiyor. Salavat yani dua anlamına da gelmez oradaki emir. Allah ve melekleri Nebi'ye salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Şimdi salatı söyleyeceğim. Düşünelim şimdi buradaki salat ne olabilir? Namaz olamaz çünkü Allah namaz kılmaz. Nebi için üstelik namaz kılar mı? Kılmaz. Peki dua da olamaz çünkü Allah ve melekleri dua ediyorlar. Nebiye olur. Ve Allah dua da etmez. Ne olabilir o zaman? Bir başka anlamı olan, işte sohbetin başında dediğim gibi, yardım ve destek anlamı var orada. O günün Müslümanlarına, sahabe-i kirama, bakın ayette Allah-u Teala şunu söylüyor. Diyor ki, şüphe yok ki Allah da, melekleri de Nebiye yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Ey müminler siz de ona destek olun ve ona teslim olun, onun emrine girin. Bakın Allah yardım ediyor değil mi? Peygamber'e etti. Melek ordularıyla etti, melekler de yardım etti. Uhud'da, Bedir'de. Değil mi? Ayetlerde var. Dolayısıyla nasıl yardım etti? İşte melek ordularını göndererek onlara yardım etti düşmana karşı. Peki bize düşen ne? Sahabeye o günün müminleri olan sahabeye Allah diyor ki siz de ona yardımcı olun. Destek verin Nebi'ye. Onu yalnız bırakmayın. Maddi manevi. Peki Allah'ın Nebisi bugün hayatta değil. Biz ne anlayacağız bu ayetten? Biz yine yardıma ve desteğe Nebi'ye devam edeceğiz. Nebi hayatta değil. Nasıl yardım edeceğiz? Onun davasına destek olacağız. Onun davasına yardımcı olacağız. Yardım edeceğiz. Onun davası Kur'an davasıydı işte. Kur'an'ı yeryüzüne hakim kılma davasıydı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yemesi, içmesi, yatması, kalkması, gezmesi, dolaşması, eğlenmesi, gülmesi, yaşantısı tamamen Kur'an'dı. Kur'an merkezliydi. Alışverişi Kur'an'dı, Kur'an'a göreydi. Onun ahlakı Kur'an'dı demek o demek. Yani her şeyini Kur'an'a göre yapıyor. Düğünü Kur'an'a göre, nikah Kur'an'a göre, alışverişi Kur'an'a göre, insanlarla efendim muamelesi, diyaloğu, insanlarla efendim karşılıklı oturup konuşması, hareketleri hepsi Kur'an'a uygun. İşte onun ahlakı Kur'an. Yani bir makine düşünün, o makineye Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koyuyorsunuz, banttan Kur'an çıkıyor. Veya Kur'an'ı koyuyorsunuz makineye, Hazreti Muhammed çıkıyor. İşte oydu onun ahlakı. Ama bu gerçeğe rağmen, bu hakikate rağmen diyorlar ki, yok, peygamberin ahlakını bırak, sen o ne dedi ona bak. Ya onun ne dediğini kimse ses kaydıyla kaydedip de bugüne kasetlerle bize aktarmadı ki. Hazreti Muhammed'e ait bir ses kaydı var mı? Yok. Onun söylediği iddia edilen sözler var. Ama bakıyorsunuz ki bu sözlerin çoğunu o söylemiş olamaz. Çünkü Kur'an'a aykırı. Allah'ın dediğinin tersini söyleyebilir mi bir peygamber? Söyleyemez. Dolayısıyla hem de sahih denilen, bazıları böyle itiraz ediyor. Olur mu canım diyor, sahih kaynaklarda geçiyor. Ya dün paylaştım, sahih kaynaklarda öyle şeyler geçiyor ki, komedi. Öyle saçma, öyle sapan şeyler var ki. Evet, şimdi namazla alakalı, hani namaz yok diyen bazı gruplar çıktılar, söylüyorlar. Onlara sorulacak birkaç sorumuz var. Biz işte Kur'an'ı bilirsek, onlarla ancak mücadele edebiliriz. Kur'an'ı bilmezsek, onlarla mücadele edemeyiz.
Şimdi salat kelimesinin dedim yardım anlamı var, destek anlamı var, efendim dua anlamı var, yardımlaşma anlamı var, namaz anlamı var. Peki salat kelimesinin biz hangi kelimenin namazdan bahsettiğini, namazı kastettiğini, diğerlerinin namazı kastetmediğini nasıl ayırt edeceğiz? Bakın onun da bir şeyisi var, kriteri var. Eğer namaz kelime, yani salat kelimesinin önünde ekimu, yukimu, ekim gibi, yani namazı ikame etme fiili varsa, o zaman bu bildiğimiz namaz anlamına gelir. Ve ayrıca bir özelliğini daha söyleyeyim. O salat kelimesinin önünde elif lam takısı olursa aynı zamanda. Elif lam, yani belirlilik takısı. Buna marife de denir. Arapça bilenler için söylüyorum. Yani mesela kitap dersiniz, kitap. Ama el kitap dediğiniz zaman o kitap. Mesela çocuğunuza deseniz ki, oradan bir kitap ver bana deseniz, çocuk neyi anlar? Ha, herhangi bir kitap istiyor babam der. Size bana oradan bir kitap ver dediğiniz zaman bir kitap verir. Ama eğer siz çocuğunuza bana o kitabı ver dediğinizde derseniz, çocuk nedir? Baba hangisi der, değil mi? Çünkü o kitabı diyorsunuz. İstediğiniz bir kitap var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de bakın adı el kitaptır. Namazdan da Allah es salat der. Yani el salat diyeyim daha iyi anlaşılma. Önünde el takısı olur. O namaz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala namazı emrettiği ayetlerde Hazreti Peygamber'e ya Muhammed namaz kıl demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? O namazı kıl. O namazı. Hangi namazı o? İşte atan İbrahim'in kıldığı namaz. Musa'nın, İsa'nın, Nuh'un, Adem'in hepsinin kıldığı bir namaz var ya. Ya müşrikler bile namaz kılıyor. Bilinen namaz, bilinen o namaz var ya, o namazı kıl. O namazda sen devamlı ol. Ailene de, ehline de bunu emret. Bakın o namaz. Namazı ikame et. Önünde ikame kelimesi olur. Yoksa başında elif lam takısı yoksa, direkt salat geçiyorsa, önünde yine ekimu yukimu gibi kelimeler yoksa tamam, o zaman ona namaz denmez. Orada kastedilen nedir? O dua anlamına gelebilir, o yardım anlamına gelebilir, onların dediği gibi. Şimdi bu arkadaşlar, namaz yok Kur'an'da, salat kelimesi var, salat da yardım ve destek anlamına gelir diyen arkadaşlara, şimdi soracağım bazı sorular var. Bu soruları yine Kur'an'dan alarak soracağız. Bakın bir yazıda da paylaşmıştım dün, önceki gün. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın Bakara suresinin 238. ayetinde, hemen açıp ezbere konuşmayalım. Sizin de mealiniz varsa açın. Bakara suresi 239, 38-39. Bakın Allah-u Teala buyuruyor ki, Estağfirullah. Bakara suresi 38. sayfa ayet, baştaki ayet ve peşinden gelen 238-239 okuyacağız. Hafizu alessalavati, bakın ala essalavati, yani elifli lamlı. Dolayısıyla bu namazı kastediyor. Yardım anlamına zaten gelmiyor. Hafizu, bakın muhafaza edin, koruyun alessalavati, o namazı ve salavat namazları, pardon namazları, ve salavatül vüsta, orta namazı da, ve gumu lillahi ganitin, huşu içerisinde Allah'ın huzurunda durun. Yani namazı huşu ile kılmaya bir vurgu var burada. Şimdi o zaman sormak lazım. Orta, bunlar yardım ve destekliyorlar ya salat namaza. Şimdi burada diyor ki yardım, ben onların dediği anlamda meal vereyim şimdi. Yardımları muhafaza edin, özellikle orta yardımı da koruyun. Orta yardım hangi yardım? Ne demek bu şimdi? Orta destek, orta yardım. Yardımı korumak ne? Yardımları koruyun, orta yardımı da koruyun. Peşinden gelen ayete geçelim.
Estağfirullah, yine Arapçasını da okuyayım. Fe in hıftüm, şayet korkarsanız, herhangi bir şeyden korkarsanız, korku çeşitli olur. Düşman korkusu olur, yağmur gelecek diye, bastıracak diye korku olur, rüzgar, fırtına, kar, arabayı kaçıracağım korkusu olabilir. Değil mi? Can korkusu olabilir, her türlü korku olabilir. Şayet korkarsanız diyor Allah-u Teala, ferricalen evrukbana, yürüyerek de namaz kılabilirsiniz, binekli de kılabilirsiniz. Devenin sırtına veya arabada gidiyorsunuz. Durursam diyorsunuz, namazı bir yere yetişemeyeceğim, yani işim aksayacak. Binekli kılabilirsin diyor Allah'a. Yürüyerek bir iş yerine yetişmeye çalışıyorsun diyelim. Bir devlet dairesinde işin var, mesai bitmek üzere. Namazın da vakti bitmek üzere. Bu durumda ne yaparsın? Yürüyerek namaz kılabilirsin diyor Allah. Fericalen ev rükbana, yürüyerek yahut binekli. Görüyor musunuz? Kurtuluş yok ama kolayı da var. Yürürsünüz. Yok kıble mıble şartı aramazsınız. Hem yürürsünüz, kendinizi namazda kabul eder Allah'ın huzurunda, okuyarak içinizden gidersiniz. Şimdi bunlara sormak lazım. Peki madem ki salat yardım destek anlamına geliyorsa, o zaman şunu sormak hakkımız değil mi? Korkarsak yürüyerek yardım edeceğiz, destekte bulunacağız yahut da binekli destekte bulunacağız. Ne demek bu? Binekli yardım, yürüyerek yardım, destek. Nasıl olacak bu? Sonra Nisa suresi 101. ayette Allah-u Teala yeryüzünde sefere çıktığınız zaman diyor, fazla vakit kaybetmeyeyim diye ayet numaralarını vererek geçiyorum. Nisa 101'de Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman düşmanın size bir fenalık yapmasından, kötülük yapmasından endişe eder, korkarsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok diyor Allah. Şimdi bunlar namaza da destek anlamı verdiğine göre, o zaman sormak lazım. Desteği nasıl kısaltacağız? Eğer yeryüzünde sefere çıktığımız zaman desteği kısaltacakmışız. Düşman bize bir kötülük yapabilir diye. Geçiyorum. Nisa 43. ayete göre Allah-u Teala buyuruyor ki la tegrabus salate ve entüm sukara. Nisa 43. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar yani. Sarhoş kime deniyor? Ne dediğini bilmeyene deniyor. Yani ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bunlar da namaza yardım destek anlamı verdiklerine göre sormak lazım. Peki ne dediğimizi bilmeden desteğe yaklaşmayın mı diyeceğiz bu ayete? Yardıma yaklaşmayın mı diyeceğiz? Sonra Allah-u Teala yine Nisa suresi 103. ayette diyor ki, ayakta, oturarak, yanınız üzerinde eğilerek de Allah'ı zikredin diyor. Yani namazın aslında rükünlerini tarif ediyor. Dikkat edin, ayakta durmaktan söz ediyor, kıyam. Sonra uud, yani kade-i ahire, son oturuş, oturduğunuz yerde de. Namazın şartlarından birisi de budur. Yanları üzerine eğilerek rükudan bahsediyor. Şimdi bu şekildeki destek, bu desteğin kime ne faydası var? Değil mi? Böyle bir destek olur mu? Ben ayakta durarak birine destek olmuş oluyor muyum? Veya eğilerek, veya oturarak. Böyle bir destek olur mu? Demek ki bu namazdır yani. Yine aynı şekilde değerli dostlar, Allah-u Teala Nisa 103'te buyuruyor ki inne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Hiç şüphe yok ki namaz müminlerin üzerine vakte bağlı olarak emredilen bir görevdir. Vakitli emredilmiştir. Vakte bağlı olarak yapılması gereken bir görevdir. Şimdi sormamız lazım namaza yardım ve destek diyenlere. Peki yardım ve destek niçin belli vakitlerde olsun, vakte bağlı emredilsin? Yani şöyle mi diyeceğiz? Ya ben sana yardım ederdim, birisi benden ya, ben sana yardım ederdim ama kardeşim henüz vakit gelmedi mi diyeceğim? Vakit girsin ondan sonra mı ben sana yardım edeceğim?
o zaman destek vereceğim sana mı diyeceğim ben? Desteğin, yardımın vakti olur mu? Değil mi? Hiç vakti olmaz. Gecenin yarısında da biri gelir, kapınızı çalar, sizden bir konuda yardım isteyebilir. Ben şöyle mi diyeceğim? Dur, şu anda vakti değil mi diyeceğim ya? Adam imdat diye kapıya dayandı. Yani buna nasıl bir cevap verecekler merak ediyorum. Vakte bağlı bir farzdır diyor namaz. Ama bunlar destek diyorsa madem namaza, yardım diyorlarsa, yardım niye vakte bağlı olsun ya Rabbi diye sormamız gerekiyor. Ya Rabbi bu nasıl iş? Niye vakte bağlı olsun? Kapıma ne zaman bir adam geldi muhtaç, ben onun saatine bakmam ki şimdi vakti mi değil mi diye. Veya sokakta birisi elinden tut beni kaldır dedi. Dur vakit gelsin sen hele biraz daha bekle mi diyeceğim ben. Buna cevap versinler. Sonra Allah-u Teala İsra suresi 78'de buyuruyor ki, yani ekmis salate liduluki şems ile gasagil leyl, namazı kıl güneş kaymaya başlayınca, gecenin karanlığı çökünceye kadar kıl. Sonra ne diyor? Ve Kur'an el fecri diyor, değil mi? Fecrin namazından bahsediyor. Fecrin. Fecir ne demek? Kime sorarsanız sorun. Hangi lügata bakarsanız bakın. Fecir sabah namazının adıdır. Gün doğumu demektir. Tan yerinin ağarması, şafak sökmesi demektir. Doğuş demektir. Şimdi o zaman, yani sabah namazına adıdır. Şimdi sormak lazım. Madem ki namaza siz yardım ve destek diyorsunuz. Fecirde, yani şafak vaktinde, tan yeri ağardığı saatte biz kime yardım ve destekte bulunabiliriz? Allah diyor ki fecirde yardım ve destekte bulunun. Bunların dediğine bakılırsa hani. O saatte kim kime destekte bulunabilir? Sonra Allah-u Teala Hud suresi 114'te namazın 5 vakit olduğunu bildiriyor. Yani 5 rakamı yok orada ama 5 vakit namaz çıkıyor orada. Bakın okuyalım ayeti. Ekimiz salate Hud suresi 114. Tarafeyn nahar, gündüzün iki tarafında. Gündüz iki namaz kılın diyor Allah. İki vakit aklınızda dursun. Devamında diyor ki ve zülefe minel leyl, gecenin gündüze yakın saatlerinde de kılın. Karanlık çökmeden önce de kılın. Namazlar kılın. Çoğul var orada. Gecenin gündüze yakın saatlerinde ya da gündüzün, gecenin saçaklarında. Üç vakit en az Arapçada çoğul, üçle başladığına göre üç vakit namazda gece var. Ne oldu? Beş vakit namaz ortaya çıktı. Şimdi yardım ve destek diyenlere sormak lazım. Yani demek ki gündüzün iki tarafında yardım edeceğim. İki defa yardım gündüz yapacağım. Üç de gece yapacağım. Öyle mi? Yani birisi geldi kapıya, yardım istiyor, imdat diye bağırıyor. Yok kardeşim, ben doldurdum şeyi, ben artık sana yardım edemem mi diyeceğiz? Yani yardım niye beş vakit olsun? Yardım ve destek. Bazen hiç bir yere yardımınız dokunmayabilir bazı günler. Bazı günler belki 10 kişiye yardımınız olur. Değil mi? Ve bu vakte bağlamazsınız. Birisi sizden yardım istediğine saat kaç, dur bakayım vakit gelmiş mi diyeceğiz biz. Sonra Maide suresi 6. ayet, abdest ayeti biliyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor ki ya yellezine amenu izâ gumtum ile salati, namaza kalkacağınız zaman diyor, fâsilû vücûyeküm ve eydiyeküm lel merâfik vemsehû birûseküm ve ercûleküm lel kâbeyn. Abdest alın diyor ve tarifini yapıyor. Abdestin ne olduğunu, nasıl alınacağını. Dört uzuv, dört organ sayıyor. Yüzünüzü yıkayın, kolunuzu da yıkayın, başınızı mesedin, ayağınızı da mesedin diyor Allah. Her ne kadar ayağı yıkayın dese de çoğu mealler, doğrusu meshetmektir ayağı. Ha, ayak yıkansa olmaz mı? Tabii ki olur. Mesten fazlasıdır çünkü ayağı yıkamak. Ama Allah bir kolaylık olarak ayağı yıkamayı kaldırıyor,
nesediyor ve mese çeviriyor. Ayağınızı mesedin. Başınızı veya iki iki ayırmış. İki tane organ yıkanacak. Hangisi onlar? Yüz ve kollar. İki organ da mesedilecek. Baş ve ayak. Şimdi bunlara sormak lazım. Madem ki namaz yardım ve destek anlamındaysa niye yüzümüzü kolumuzu yıkıyoruz ki yardım ve destek yapacağımız zaman? Ha diyebilirler ki yüzünüz temiz olsun yani sonuçta bir insana yardım edeceğiz. İyi kolu da dirseklerden altı hadi elinizi niye yıkamak yeterli olmuyor? Allah diyor ki ilel merafik dirseklerden merafik mirfak şu dirsek burada diyoruz. Şuradan altını diyor Allah. Buraya ne gerek var? Birine yardım edeceksem elim temiz olsun. Tamam elimi yıkarım. Yüzüm de temiz olsun. Eyvallah. Kolu niye yıkıyoruz yani? Buna cevap versinler. Sonra Allah diyor ki başınızı da mesedin diyor. Birine ben iyilik yapacağım. Başımı niye mesedeyim ya? Yardımda bulunacağım birine. Yahut ayağımı niye yıkayayım veya mesedeyim ben birine yardıma giderken destekte bulunacağım zaman? Dur ayağımı bir yıkayayım da ondan sonra mı yardım edeyim diyeceğim adama ben. Sonra devamı da var ayetin. Allah-u Teala diyor ki orada Maide suresi 6. Eğer diyor su bulamazsanız temiz bir toprağa teemmüm edin. Yani şimdi destekte bulunacağım ben. Birine yardım edeceğim. Destekte bulunacağım. Yani teemmüm edeceğim. Elimi toprağa, temiz bir toprağa dokundurup önce yüzüme sonra kollarıma dokunduracağım. Böyle bir mantık var mı? Yani birine yardım ederken niye biz yüzümüzü kolumuzu temiz bir toprakla teyemmüm yapalım. Hangi mantık ya? Şimdi değerli dostlar, bakın daha fazla uzatılabilir bu. Bir soru daha sorup bunu kapatalım. Şimdi kıymetli dostlar, bunlar yardım ve destek diyor ya namaza. Peki soruyorum, Kur'an-ı Kerim'de zekat ibadeti var. Tüm peygamberlerde, tüm ümmetlere Allah'ın farz kıldığı bir zekat ibadeti var. Siz hiçbir ayette zekat da yardım ve destek anlamına gelmiyor mu? Evet, fakire yardım, yoksula yardım ve destek. Değil mi? Peki, hiçbir zekat ayetinin önünde veya sonrasında siz zekat vereceğiniz zaman abdest alın diyen bir ayet gördünüz mü? Bir ibareye rastladınız mı? Madem birine yardım eder ki abdest almak şartsa, zekat da birine yardım anlamına geliyor. Abdest almadan verilmez dememiz lazım o zaman. Öyle bir şey diyor mu Allah-u Teala? Yok. Sonra sadakayı da emrediyor Allah. Zekat, sadaka, infak. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen, ya namazın geçtiği hemen hemen her yerde zekat da geçiyor aşağı yukarı. Yok kardeşim zaten zekat, sadaka, infak bunlar da yardımlaşma zaten. Siz namaza da salat yani salata da yardımlaşma, sosyal destek ve dayanışma diyorsunuz. Mali yardım ve sosyal destek diyorsunuz. Peki sosyal yardım için, destek için Allah abdesti niye emretsin? Oysa namaz kılacağınız zaman abdest alın diyor. Demek ki namaz diye bambaşka bir ibadet var. Zaten zekat var, sadaka var, infak var. Niye ayrıca Allah mali destek ve sosyal yardım diye bir başka ibadet koysun ki? Bunlar zaten o anlama geliyor. Veya bunlar yapılırken niye abdest almayı emretmiyor Allah? Veya zekat ve sadaka vakte bağlıdır niye demiyor Allah? Sizin dediğinize göre namaz vakte bağlı olarak size emredildi diyor Allah. Siz de namaza salat destek anlamı verdiğiniz için ben de diyorum ki zekat ve sadaka da zaten mali bir destektir. Allah-u Teala onu da vakte mi bağlıyor? Yok, artandan ver diyor Allah zekattan bahseden ayette. Sadaka zaten her gün verebileceğiniz, yapabileceğiniz bir ibadet. Ne vakte bağlı olarak emrediyor sadakayı Allah, değil mi? Ne abdest şartı koyuyor. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Onun için bunlardan eğer bizi şayet dinliyorlarsa ismini zikretmeyeceğim. Yani bu şeye kapılmış birkaç tane benim tanıdığım Facebook'ta bende ekli olan arkadaş, abimiz, kardeşimiz bu furyaya kapılmış gidiyorlar. Biz onlardan böyle bir mantıklı cevap bekliyoruz.
eğer salat da mali destekten ibaret ise, namaz diye bir ibadet yoktur diyorsanız, aslında o destek anlamına gelir diyorsanız, ben de soruyorum, peki zekat ve sadakadan farkı ne? Zekat ve sadaka diye zaten Allah'ın emri var. Ve hiçbirisini yaparken de Allah elinizi yüzünüzü yıkayın da zekat verin demiyor. Abdest alın da sadaka verin demiyor. Abdest almadan sadaka vermeyin demiyor. Sadaka ve zekatı biz vakte bağlı bir farz olarak size yükledik demiyor. Bu çelişkileri nasıl açıklarsınız? Evet, değerli dostlar, demek oluyor ki dinimizi çok iyi bilmemiz lazım. İyi bilirsek hem kandırılmayız hem de kandırılanların da kandırıldığını belki onlara hatırlatabiliriz. Başkalarına da katkımız olur. Dolayısıyla onun da ahiretini kurtarmış oluruz. Bu da sevap olarak bize yeter. Evet kıymetli dostlar, esas konumuz olan Kur'an bizim neyimiz olur ana başlığı altında, Kur'an bizim delilimizdir konusunu ele almaya başlayalım. Şimdi değerli dostlar, delilsiz din olmaz. Dinin delilleri vardır. Delil olmadan din olmaz. Şimdi Hazreti Peygamber şöyle dedi, dediğinin delilini bana bir göstersene. Delil Buhari midir? Buhari peygamber zamanında bile yaşamadı ki. Peygamberin bunu söylediğini bana ispat edebilir misin kardeş? Bunca alim yanılıyor. Ben sana Allah'ın ne dediğini ispat edebilirim. Bak zaten diyoruz ki bak falan surenin falan ayetinde. Bu Allah'ın kitabı. Zaten biz önce buna iman ettik. Ve bu kitabın Allah'ın koruması altında olduğunu yine Allah-u Teala bize garanti ediyor. Hicr suresi 9. ayette. O zikri, o Kur'an'ı, Kur'an'ın bir ismidir zikir. Ayrıca zikrin anlamı doğru bilgi demektir. En doğru bilgi Kur'an. Dolayısıyla o zikri biz indirdik, yine korumak da bize ait diyor Allah. Kıyamete kadar da koruyacak. 1400 seneden beri koruyor, kıyamete kadar da koruyacak. Dolayısıyla diğer kitapların Kur'an gibi korunmuşluğundan söz edebilir miyiz? Edemeyiz. Zan ifade eder. Getir delilini kardeşim. Bir tanesi bana biraz önce yazmış, izliyorsa selam olsun, kırılmadım, incinmedim. Sohbetinizi dinleyebilirim diyor, eleştiriye açık mısınız? Ya eleştiriye niye açık olmayalım kardeşim? Sen makul ve mantıklı bir itirazda bulunuyorsan, delille itiraz ediyorsan başımız üzerinde yerim var. Ama delilsiz, mesnetsiz, yani şu delil değil. Bunca alim yanılıyor mu, bunca hoca geldi geçti bilemedi mi dediğin zaman bu delil değil kardeşim. Bilememiş olabilir. Bilemiyor olabilir. Bir, başka ne olabilir? İhanet içinde olabilir. Hakikati bile bile gizliyor da olabilir. Bunun örneklerini çok verdik. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben dininizi kemale erdirdim. Din ne zaman kemale erdi değerli dostlar? Maide suresi 3. ayette öyle diyor Allah. El yevme ekmeltu leküm dineküm. Ben dininizi artık bugün kemale erdirdim. Son inen ayet bu. Demek ki Kur'an'ın son inen ayetiyle beraber din kemale ermiş. Ama bizim gelenek nasıl bakıyor olaya? Olaya öyle bakmıyor. Din Kur'an'la kemale ermiş kabul etmiyor ki onlar. Ya o zaman sen bu ayete inanmamış oluyorsun. Kur'an'da her şey var mı demek bir kere Kur'an eksik demektir. Allah Kur'an'da biz her şeyi anlattık diyor. Demek ki bu ayetler de inanmıyor bu arkadaşlar. Allah haşa yalan söylüyor bunlara göre. Dininizi kemale erdirdim, tamamladım diyor Allah. Bunlar diyor yok canım diyor. Allah yalan söylüyor. Allah tamamlamadı ki dini. Kur'an'la din tamamlanmaz diyor. Kur'an yetmez. Ya gidin önce bir iman edin. Hani siz Kur'an'ın tüm ayetlerine inanana mümin deniyordu. Bir ayete bile inanmayan dinden çıkıyordu. Siz kaç tane ayeti inkar etmiş oluyorsunuz? Gidin bir tövbe edin, yeniden iman edin. Din Kur'an'ın inişiyle tamamlandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayattayken o ayet indi ve din tamamlandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu ayetin inişinden yaklaşık 40 gün, bir rivayete göre 2 ay sonra
bu dünyadan göçtü gitti. Eğer bu kitap yeterli olmasaydı, Hazreti Muhammed'in böyle uzun yıllar daha yaşaması gerekirdi. Hadis değil, tefsir kitapları yazdırması lazımdı. Kur'an'da bak şu konular yok, onları da ben size söyleyeyim, yazın demesi gerekirdi. Hiç öyle bir şey yaptığını duydunuz mu? Yok, duymadınız. Yok çünkü. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'in, bakın, en çok istismar edilen noktalardan birisi, Kur'an-ı Kerim'in yetersizliği üzerine kurgulanmış bir anlayış. Diyorlar ki işte mesela oruç bozanların 61 gün kefareti vardır diyorlar. Kardeşim, bu hangi ayette? Ayette yok. Ayette olması şart değil ki diyor. Alimler söylüyor. Kardeşim, Allah diyor ki şu Kur'an'ın inişiyle din tamamlandı. Ve bu kitapta biz her şeyden örnekler verdik diyor Keyif suresinde. Efendim yine Zümer suresinde. Yine En'am suresi 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Maide suresi 3'te biz dininizi kemale erdirdik bugün artık diyor. Din tamamlandı, kemale erdi. Siz diyorsunuz ki Kur'an'da olmayabilir. Kur'an'da yoksa kardeşim o yok demektir zaten. Delilinizi getirin bakalım diyorsunuz. Ayette yok. Kardeşim, ayette yoksa dinde o yoktur zaten. Bu dine yapılmış bir ilavedir. Allah da dinine ilave yapanları bakın nasıl uyarıyor. Hazreti Muhammed'in şahsında bakın Hakka suresini çok zikrettiğimiz ayetlerden birisi 44, 45, 46, 47 diyor ki Allah-u Teala, eğer o Muhammed bazı sözler uydurmaya kalksaydı, Kur'an dışı bir şeyler din adına söylemeye kalksaydı, onu kudretimizle yakalar, şah damarını koparırdık, hiçbiriniz de ona vereceğim cezaya engel olamazdı. Hazreti Muhammed bile bu dine ilave yapamaz. Bununla alakalı pek çok sohbetlerimiz oldu. Aman dikkat et bak ya Muhammed, seni Kur'an'ın dışına çıkarmaya çalışanlar olur, gözünü dört aç diyor Allah. Şayet az daha diyor kayacaktın, Kur'an'ın dışına çıkacaktın diyor. İsra suresi 73, 74, 75'te. Az daha, şöyle birazcık meyledecek gibi oldun onlara. Şayet onlara birazcık meyledecek olsaydın, sana dünyada da ahirette de katmerli acılar tattırırdım diyor Allah. Demek ki neymiş? Din Kur'an'mış. Hazreti Muhammed zaten sadece Kur'an'a uydu. Nereden biliyoruz? En'am suresi 50'de öyle diyor. Ben sadece Kur'an'a uyarım. Bana vahyedilen Kur'an'a uymaktayım. De ya Muhammed. En'am suresi 50. Ahkaf suresi 9. Aynı şeyi söylüyor. Sakın Kur'an'ın dışına çıkma diyor Allah. Gözünü dört aç, uyanık ol. Seni Kur'an'ın dışına çıkarmaya çalışanlar olur. Zaten Hazreti Muhammed'in ahlakı Kur'an'dı diye herkes bu hadisi biliyor. Hazreti Ayşe anamıza sorulduğunda bize onun ahlakından bahset. Ne demek? Huyu, yaşantısı. O ne diyor? Onun ahlakı Kur'an'dı. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'da ne diyor Allah? Kur'an'ın dışına çıkma. Bitti. Kur'an'da orucun 61 kefareti diye bir kefaret var mı? Yok. Hazreti Muhammed vardır diyebilir mi şimdi? Diyemez. Derse Kur'an'ın dışına çıkmış olur. Şah damarını koparırım diyor Allah. Ama bizim ulema çıkıyor. Ulema, onlar büyük alim. Onlara bir şey olmaz. Onlar her şey. Kur'an'ın dışına da çıksa. Onlar hatta şunu da dese, Kur'an'ı bırakın. Alimler ne demişiz ona bakın da deseler, o tamam. Onlara bir şey olmaz diyorlar. Maalesef Diyanet'te bu kafada. Yani biz Diyanet eleştirmekten zevk almıyoruz. Ama unutmayın, Diyanet bir kurumdur. Basit konuları bile, Diyanet kendisi cuma namazının kadınlara bile, Cuma suresinin 9. ayetine bakarak, cuma namazının kadınlara da farz olduğu anlaşılsa da diyor, Peygamberimiz diyor kadınlara farz olmadığını söylemiştir. Alimler de zaten bu görüştedir, biz de bu görüşteyiz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya her ne kadar ayette kadın erkek ayrımı olmasa da, Peygamberimiz kadınlardan, yani Allah diyor ki
Cuma namazını kılın ey kadın, erkek, tüm müminler, peygamber diyecek ki, diyebilir mi Allah aşkına, bir düşünün. Ya Allah öyle diyor ama ben kadın, ey kadınlar, sizden kaldırdım diyebilir mi ya? Ya Allah aşkına şunu, yani siz nasıl, yani bu kadar Kur'an cahili bir insan olabilir mi ya? Bu kadar Kur'an cahili olunabilir mi? Peygamberin görevine, Kur'an'ın dışına çıkarsa nasıl cezalara uğrayacağını kaç tane ayette Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatıyor. Hüküm Allah'a aittir diyor kaç tane ayette. Allah hükmüne peygamber de olsa hiç kimseyi ortak etmez diyor. Yani hüküm ne demek? Din adına kural koyma yetkisi. Bir şeyin haramlığını, helalliğini Allah tayin eder, o da kitapta yer alır. Gönderdiği kitaptan delil sunulur. Falan şey haramdır diyorsanız delilinizi göstereceksiniz. Kur'an'ı açacaksınız, filan ayette diyeceksiniz. Dolayısıyla Allah-u Teala yanına alimleri ortak mı aldı, haşa? Ben böyle dedim ama siz isterseniz istediğiniz gibi hüküm verebilirsiniz falan mı dedi zannediyor bunlar. Evet değerli dostlar, bakın bize ez cümle şunu söyleyeyim ayetlere geçmeden önce. Yani birisi bize din adına bir hüküm anlattı. Aa bakın bu konu şöyledir dedi. Deliliniz nedir hocam? Böyle dediniz. Deliliniz nedir? Çıkıyor kürsüye. Bakın şimdi. Kulaklarımla duyuyorum. Hem de merkezi bir camide. Hoca efendi, bizim hoca arkadaşımız diyor ki Mevlid kandili var akşama diyor muhterem cemaat. Bu gece öyle büyük, öyle efendim faziletli bir gecedir ki Mevlid kandili, yani peygamberimizin doğduğu gecenin adı biliyorsunuz, Kadir gecesinden bile üstündür diyor. Bu lafı Cübbeli Ahmet de söyledi. Bu nedir biliyor musun? Bunu söyleyen adam şirk koşmuş olur. Şimdi ona sormak lazım. Delilini getir bakalım. Kadir gecesinden daha üstün bir gece nin olduğuna dair bana bir bilgi kırıntısı gösterebilir misin sen kardeşim? Yok. E öyle diyorlar. Niye? E işte ya Allah-u Teala bin aydan daha hayırlı diyor Kadir gecesi hakkında. Bak benim delilim var. Kadir gecesi en üstün gecedir diyorum ben. Çünkü delilim var. Hakkında sure var, ayet var. Peki diğer gecelerle alakalı senin bir tane böyle bir ayet kırıntısı dahi gösteremiyorsun. Delilin yok. Allah'tan korkmuyor musun? Ve bunlar kürsülere çıkıyorlar, konuşuyorlar. Ve bu arkadaş bir gün konu açıldı. Ben dedi seni kürsüye çıkartmam dedi bana. Niye? Senin için şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ha, kimi çıkarır bunlar biliyor musunuz kürsüye? Kendisi gibi Kur'an dışı bilgileri anlatanlara kürsüler açık, camilerin kapısı açık. Onları her yere çıkarırlar. Televizyonda da öyle değil mi? Ne kadar rivayet, hikaye, masal anlatan varsa Ramazan ayında televizyon ekranlarını dolduruyorlar. Ama Kur'an'ı anlatanlara bütün ekranlar kapalı abi. Yok siz Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Yasak. Peki Mekke müşrikleri ne diyorlardı? Kur'an okunurken gürültü çıkarın. O Kur'an okuyanların sesini bastırın, kısın ki kimse onu işitmesin diyorlardı. Şimdi bunu yapanların Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den ne farkı var? Onlar da Kur'an'ı millet duyar da Müslüman olur diye endişe ediyorlar. Kur'an okunurken velvele yapın. Kur'an'ı anlatanlara engel olun diyorlardı. Susturun. Bugünküler de aynısını yapıyor zaten. Masal anlatacaksan buyur abi, ardına kadar kürsü senin. Ama ayet konuşacaksan kusura bakma, seni ben oraya çıkaramam. İşte geldiğimiz nokta bu. Onun için sorun kibarca, hocam delilin nedir? Evet, delil soracağız. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var. Bazılarını şimdi okumaya başlayalım. Bakara suresi 111'den başlayalım değerli dostlar. Bakara 111. Bakalım Yüce Rabbimiz ne söylüyor burada?
Bakın şöyle demişler, sayfa meali takip edenler için 16. sayfada 111-112 iki ayet okuyacağız. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve galu, dediler ki, bazı insanlar dediler ki, öyle anlayalım. Len yedhulel cennete, cennete giremez. Kimlerden başkası, bakın şimdi, illa men kâne hûden ev nasâra. Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez dediler. Değil mi? Şimdi böyle bir söz attı. Şimdi birisi böyle bir şey dese biz ona delil sormamız lazım, değil mi? Evet. Delilin ne kardeşim? Böyle diyorsun ama bakın şimdi Allah onları eleştirecek ve delil soracak. Bizim de yapmamız gereken bu. Böyle bir iddia var. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Tilke emanüyühüm. Bu onların kuruntuları. Bu bir iddiadan ibaret. Onların kuruntusu bu. Şimdi bakın ne diyor? Gul, de ki ya Muhammed, sana böyle diyenlere, Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremez diyenlere sen şöyle söyle ya Muhammed. He tu burhaneküm in kuntum sadikin. Eğer doğru sözlüyseniz, iddianızda samimiyseniz delilinizi getirin bakalım. Gördünüz mü? Yani her hocanın dediğini kabul etmeyeceğiz. Eğer doğru sözlüysen delilini getir bakalım. Kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn. Hadi sözünün eriysen, iddianda samimiysen getir bakayım delilini, göster. Görüyor musunuz? Allah bize bir şey öğretiyor. Delil sormamızı öğretiyor bak. Hazreti Muhammed'in şahsına önce ona diyor. Böyle diyenlere sen bunu sor. Delil iste onlardan. Getirin bakayım delilinizi. 112'yi de okuyalım madem. Bunların iddialarının ne kadar çürük olduğunu da bakın Allah o 112. ayette deşifre ediyor. Bakın diyor ki estağfirullah. Bel öyle değil. Tam tersine bilakis Yahudi ve Hristiyanlardan başka cennete gidemeyecek diyorlar. Saçmalamayın. Öyle bir şey yok diyor Allah. Ne olacak peki? Kim gidecek cennete? Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih. Allah-u Teala diyor ki öyle değil. Kim güzel işler yapıp da güzel davranışlar sergileyip güzel niyetlerle beraber kendini Allah'a teslim ederse İşte Rabbinin katında onların mükafatı vardır. Onlar cennete gidecek. Yahudi ve Hristiyanlar cennete gidecek diye bir şey yok. Bu bir kimlik kontrolü değil ki. Çıkar kimliğini geç. Öyle bir şey yok. Kim güzel işler yapar, iyi niyet taşır, Allah'a güzel bir şekilde teslimiyet gösterirse, işte Rableri katında mükafatı olanlar onlardır. Ve şöyle bitiyor ayet. وَلَا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ İşte böyle olanlara korku yoktur. Onlar asla üzülmeyecekler, mahzun olmayacaklar. Gördünüz mü? Allah delil istedi, sonra da hakikati ortaya koydu. Hoca bir şey anlatıyor. Canım koskoca hoca tahsilli falan. O ne dese doğrudur. Hayır, böyle diyemeyiz. Hocam deliliniz nedir? Bu bir ayet midir? Ayete dayanarak mı söylediniz? Hangi ayette geçiyor? Bunu soracağız. Eğer bize göre yanlışsa, bizim bilgimize göre... Öyle değil hocam. Bak şöyle de bir ayet var deyip hatırlatacağız. Demek ki bu din hocalara bırakılmayacak kadar önemliymiş. Demek ki bu kitap hepimize gönderilmiş. Ben iddia ediyorum zaten hocaların çoğunun yani Allah'ın huzuruna çıkacak yüzleri bile kalmayacak. Çünkü bunu şey olarak söylemiyorum. Sakın ola ki arkadaşlarımdan izleyenler vardır. Onları aşağılamak, rencide etmek değildir. Bakın hep söylüyorum. Allah'a en çok iftira atanlar hocaların kendisi. Neden? Çünkü hep Allah şöyle buyurdu. Allah'ın dini böyle. Allah'ın dininde şu var, şu yok. Durmadan dinden bahseden onlar olduğu için. En çok din adına yalanı, yanlışı, Allah'a iftirayı hocalar atıyor. Allah'a iftira edenler de asla kurtuluşa eremeyecek diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla onların yatacak yeri yok diyorum yani hocaların çoğunun. Kıldırdığı iki vakit namazlı adam cennet hayali kuruyor benim hoca arkadaşım.
kendisi bile belki Kur'an'a iman etmemiş, ayetleri kabul etmiyor. Tartıştığınızda bu ortaya çıkıyor. Düşünün, hoca ayete inanmıyor. Kabul etmiyor. Telkin veriyor mesela, şimdi bir iddialı bir şey söyledim ben. Telkin veren hoca, Allah'ın 3 tane ayetine inanmamış olur. Yani telkini biliyorsunuz. Mezara konulduğunda ölen kişi üzeri toprakla örtülünce, ölen kişinin kıble istikametinde mezarın durur. Orada işte bazı eline bir de değnek bastın alır, yaslanır. Ona hitap eder annesinin adıyla, ya falan oğlu falan. Biraz sonra sana sorgu sual meleğe gelecek, sana Rabbin kim, dinin ne diye soracaklar, sen dinim İslam, kitabım Kur'an, Rabbim Allah de diye ona telkinde bulunuyor. Bunu yapıyorsa bir hoca, bile bile yapıyorsa zaten dinle bağı kopar. Çünkü 3 tane ayette Allahu Teala ölüler işitmez diyor. 3 tane ayet. Bu ayeti Allah ölüler işitmez dediği halde bir hoca ölüye hala sesleniyorsa bu ayete inanmamış olur değil mi? İnansa yapmaması lazım. Kardeşim ölü işitmez diyor Allah, siz ne diyorsunuz demesi lazım ya. Allah yalan mı söylüyor yani? Ölüler işitmez diyor ya. Sen öyle işitecek diye yukarıdan aşağı ona sesleniyorsun ya. Ne oldu? Ayeti inkar etmiş oldun. Ayete inanmamış oluyorsun ya. Ben Kur'an'a inanıyorum demek yetmez. Bak, inanmadığın belli işte. Hala Allah ölüleri işitmez diyor, sen işittirmeye çalışıyorsun. Ben Kur'an'a iman ediyorum demek, onun içerisinde bulunan 6236 ayetin hepsinin ben altına imzamı atarım, hem de tereddütsüz, hiç şüphe duymaksızın ben %100 iman ettim, hiçbir tereddütüm yok demektir. Allah'ın sözünün üzerine ben hiçbir söz kabul etmiyorum demektir. Öyle mi ya? Hocaların ağzı Kur'an'dan mı açılıyor, yoksa alimler buyurdukular ki? Lemi başlıyor. Bir dikkat edin bakalım vaaz ederlerken. Evet, kıymetli dostlar, 185'i de okuyalım. Bakara 185, sayfa 27. Bakın burada da meal olarak okuyalım. Çünkü çok zaman geçiyor, tamamlayamıyoruz. Bakın Allah-u Teala burada, pardon, 185'ten önce 159'u da not almışım. Önce onu okuyalım. Bakın. Sayfa 23. Burada da şöyle diyor Allah. Bu da çok okuduğumuz ayetlerden biri. Mealini okuyayım. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, apaçık deliller derken Allah, indirdiğimiz apaçık deliller diyor. Demek ki Allah indirdiği apaçık deliller var. Ne olabilir bu? Kur'an olur değil mi? O ayetler. Apaçık deliller indirdik biz diyor Allah. Biz bunu kitapta insanlara apaçık gösterdikten sonra. Apaçıkmış bakın, dikkat edin Kur'an. Bakın apaçık delillerle dolu Kur'an ve apaçık Kur'an, apaçık ayetler. Biz onları insanlara gösterdikten sonra o ayetleri gizleyenler var ya, şimdi soruyorum, ayetleri en çok kimler gizliyor? Yine hocalar değil mi? Maalesef öyle. İşte diyor bakın Allah-u Teala, onlara hem Allah lanet edecek, hem de lanet okuyan, tüm lanet okuma imkanına sahip olanlar da lanet edecekler. İşte melekler diyelim. Allah ve melekleri onlara, Allah'ın ayetlerini gizleyenlere lanet edecekler. Demek ki delil Kur'an. Apaçık delil diyor Allah. Kur'an'dan bahsediyor. Dinin delili Kur'an'dır. Hazreti Muhammed zaten görevi neydi? İnsanlara ne diyor Allah? وَتَّبِعْ مَا يُوْهَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ Rabbinden sana vahyolunan neyse sen ona tabi ol. Uyacak yani. Bir, bu Kur'an'a uymak zorunda. Bir başka görevine, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Elçiye düşen sadece tebliğdir, tebliğden ibarettir.
Bitti. Onun görevi bu. Bazıları diyor ki ya siz peygamberi postacı gözüyle bakıyorsunuz. Siz ne gözü, postacı gözüyle baktığımız yok. Peygamber elçidir. Elçinin görevi de kendisini kim görevlendirdiyse onun sözünü insanlara iletmektir. İşte Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi olduğu için Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ ediyor. Burada demin okuduğum ayette de bunu açıkça görüyoruz. Ve me alel rasul illel belagul mübin. Elçiye düşen apaçık tebliğden ibarettir. Bu kadar. Aracı değildir. Bazıları aracılıkla elçiyi karıştırıyor. Aracılık yapmaz Allah'la kul arasında. Çünkü Allah ona ne diyor? Ya Muhammed, insanlar inanmıyor diye kendini helak mı edeceksin? Üzüntüden kendini kahrediyorsun. Böyle yapma. Sen kimseden sorumlu değilsin. Bir, sen kimsenin vekili değilsin. İki, vekil olan Allah'tır. Sen bir zorba da değilsin. Cebbar da değilsin. Yani hesap sormak da bize ait diyor Allah. Sen kimseyi hidayete de erdiremezsin sevdiklerini. Bu kadar. Tebliğden ibaret. Evet, demek ki din adına birisi bir şey söylediğinde biz ondan delil isteyeceğiz. Şimdi Bakara suresinden bu kadar ayet okuduk. Nisa suresinden bir ayet okuyalım. 174'ü açalım Nisa. Nisa suresi 174. Şimdi hemen söyleyeceğim. Ayet numarasını da, sayfa numarasını. Evet dostlar. Nisa 174. 104. sayfada. Bakın sayfanın son iki ayetini okuyacağız. Şöyle diyor Allah-u Teala, ya eyyühen nas, ey insanlar, gad ca'eküm, yemin olsun ki size geldi, and olsun size geldi, ulaştı, gönderildi. Bürhanun min rabbiküm, Rabbinizden size apaçık bir delil geldi, bir burhan geldi. Apaçık bir burhan. Bakın dikkat edin, Kur'an'dan bahseden hemen hemen tüm ayetlerde Kur'an'ın apaçık olduğu belirtilmiş Yüce Rabbimiz tarafından. Ama ne diyor demeye devam ediyorlar hala? Kur'an'ı biz anlayamayız demeye devam ediyorlar. Allah apaçık diyor, bunlar Kur'an anlaşılmaz demeye devam ediyor. Bakın burada da ne diyor? Ey insanlar şüphe yemin olsun ki size, yemin ederek söylüyor, apaçık bir bürhan geldi Rabbinizden, apaçık bir delil geldi. Yani Kur'an geldi. Apaçık. Ve enzenna ileyküm nuran mübina. Ve apaçık bir nur geldi size. Nur. Şimdi nur ne demek? İleriki sohbetlerimize duracağız bunlar üzerine inşallah. Kur'an nedir sorusuna cevap ararken. Nur biliyorsunuz ışık demek. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Rabbimiz bunu gönder. Çünkü ne doğru ne yanlış bilmiyoruz. Kur'ansız bir insan toplum karanlıklar içerisinde kalmış demektir. Hangi tarafa gideceğini bilemiyor, hangi tarafa adım atacağını bilemiyor. Doğru yol zannedebilir, uçurumdan yuvarlanabilir. İşte bu Kur'an bizim önümüzü aydınlatacak, ışık tutacak bize. Onun gösterdiği yolda biz yürüyeceğiz. Onun için Kur'an bir nurdur. Evet, size apaçık bir delil ve apaçık bir nur gönderdik diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor bakın, bu da çok önemli bir ayet. Ayetlerin hepsi önemli ama pek çok konuya ışık tutan ayetlerden biri. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَتَسِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلْهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ve yehdihim ileyhi sırata müstakima. Allah kendisine iman edip de o nura uyanlar, işte Kur'an nuruna uyanlar, o nura sımsıkı sarılanları ikramı ve bol rahmetiyle kuşatarak onları kendine götüren dost doğru yola iletecektir. Kim Kur'an'a uyarsa o nura, Allah onları dosdoğru yola iletecek.
Başka kitaplara uyanlara yok, onlara yok. Kim Kur'an'a uyar da simsiki sarılır, onu kendisine yol edinirse Allah o kimseleri nimetlendirecek, onları kendisine varan yola, rızasına ulaştıracak olan yola iletecektir diyor. Demek ki bakın Allah Kur'an'ın apaçık bir delil olduğunu yine bu ayette bize bildirmiş oldu. Enam suresinde var epeyce ayetler değerli dostlar. Kur'an'ın delil olduğuna dair, delilin ya da Kur'an olduğunu dair. Bakın delil Hazreti Muhammed değil. Dikkat edin. Bakın hep Allah ayetlerin delil olduğunu söylüyor. Enam suresi 57'yi okuyalım önce. Meal okuyayım, hızlı okuyayım. De ki ya Muhammed, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Yani ben Kur'an'a dayanıyorum. Benim delilim Kur'an. De onlara. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm Allah'ındır ve Allah gerçeği, hakikati anlatır. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ben bu kitaba dayandım. Hazreti Muhammed bu kitaba dayandı. Evet. 81'i açalım. Ben sayfa numarası vermeyi unuttum size. Enam suresi dedim de. Hadi öbürünü nasıl olsa okuduk. 81. ayet. Enam suresi 136. sayfada. Son ayet. Mealini okuyalım yine. Siz Allah'ın size haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri, kimseleri Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden niye korkacakmışım ki? De onlara. Evet. Pek çok Allah dostu denilen, veli kul denilen, bilmem ne hazretleri denilen kul bugün Allah'a ortak koşuluyor. Kimse farkında değil. Özellikle tarikat çevreleri böyle. Allah'la aralarına mutlaka bir kamili mürşit koymadan Allah'a varılamayacağına inanıyorlar. Bitti. İşte ayet bunu anlatıyor. Allah bunlar hakkında bir delil indirdi mi? Yok. Soralım onlara kardeşim. Bu insanların mübarek zat olduğunu kim söyledi size? Allah onlar hakkında bir delil indirdi mi? Onların mübarek zat olduğunu filancılar söyleyebilir, falancılar söyleyebilir. Bilmem yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan söyleyebilir. Bu delil değil ki. Milyonlarca insan bugün Hindistan'da ineğe tapıyor yani. Bu onların yaptığı işin doğru olduğunu göstermez ki. Allah delil indirdi mi bana bunu söyle. Bunlar hakkında bir ayet var mı iyi insanlar olduğuna dair? Bunların Allah dostu olduğuna dair size Allah bir bilgi gönderdi mi? Yok. Bitti. Allah'ın haklarında delil indirdiği kimseler zaten peygamberler. Tamam onları da biz kendimize örnek alırız. Onların burada pek çok mücadelelerini Allah bize örnek olarak İbret olarak sunuyor. Değil mi? Tüm peygamberlerin hayatlarından kısa da olsa kesitler var. Kimisinden uzun, kimisinden kısaca Allah bahsediyor. Neler yaşadıklarını, toplumuyla hangi mücadeleler verdiklerini. Bak onlar hakkında delil indirmiş. Onları kendimize örnek alabiliriz. Ama Allah'ın kendileri hakkında hiç delil indirmediği kişiyi siz Allah'a ortak yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki efendim bir kamili mürşide bağlanmadan diyorsunuz, sen 1000 yıl ibadet etsen diyor, Allah'a ulaşamazsın diyor. Allah o kadar, yani aracı lazım. Ya Allah'la arana peygamberi bile koyamazsın kardeşim. Allah'la arana peygamberi bile koyarsan şirk koşmuş olursun. Allah'la bağlantın kesilir. Çünkü Allah bize şah damarımızdan bile daha yakın. Allah uzakta değil ki. Aracıya gerek yok. Ara yok ki. Allah'la aramızda bizim ara mı var ki? Ya şah damarı şurada. Allah bana benden bile yakın. Benim aramda bir mesafe yok ki. Bakın Allah-u Teala tüm peygamberleri şunun için gönderdi. Bakın inanmayan insanları ne olur ikna edin de bunlar Allah'ın varlığına inansın diye hiçbir ayet bulamazsınız. Böyle bir görevi yoktur peygamberler.
bir tek olan ilah, bir ilaha davet etmiştir bütün peygamberler. Yani şirkten uzaklaşmalarını, şirk konusunda uyarmaları konusunda onları görevlendirmiştir. Yoksa Mekke toplumu dinsiz bir toplum zaten değildi. Ayetler bunu bize gösteriyor. Ayetlere bir bakın. Mekke o müşrik, Allah'ın müşrik dediği insanlara bir bakın. Onların inanç yönünü Kur'an'dan öğreniyoruz biz. Onların hepsi Allah'a inanıyor. O en azılı müşrikler bile. Onlara desen ki sizi yaradan kim? Yaradan Allah diyorlar. Elbette ki Allah. Yaşatan da o, öldürecek olan da o, rızkı veren o, yağmuru yağdıran o, dünyayı sevk ve idare eden o, geceyi gündüze evire çevire efendim yöneten de Allah. Bunları hep müşrikler söylüyorlar. Ama Allah'la arasına aracı koymadan Allah'a varılamayacağı inancından dolayı müşrik oluyorlar. İşte peygamberler de bakın diyorlardı ki Allah'tan başka ilah yokturu kabul ettiremiyordu onlara. Yoksa Allah yok diyen yok bir tane müşrik. Hiçbir müşrik öyle bir şey demiyor zaten. Ne yani diyor, bu aracılar da olmayacak mı yani? Olmaz diyorlar ya, aracısız olur mu? İtirazları bu yönde. Kulu la ilahe illallah tüflihu. Nebi Aleyhisselam diyor ya, bir la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Yok diyemiyor. Allah'tan başka ilah yoktur yani. Hiçbir otorite yok. Allah'la aramızda hiçbir varlık olamaz. Aracı maracı olamaz. Yaklaştırıcı falan, yaklaştırıcı ihtiyaç yok. Ama maalesef bütün tarikatlerde yaklaştırıcılık inancı vardır. Bir şeyhin önünde ona teslim olacaksın. O seni götürecek diye inandırıyorlar. Bunlarla alakalı çok şey söyleyebiliriz. Yani okuyun şey kitaplarını, bakın göreceksiniz Kur'an'a, o bilgileri Kur'an'la karşılaştırın bakalım. Kur'an'ı bilmediğimiz için işte bizi kandırıyorlar. Kur'an'ı bilse kanmayacağız. Ne demek ya aracı? Sen önce kendini götür bakalım Allah'ın yoluna. Bir de beni götüreceksin. He? Hazreti Peygamber bile kimseyi hidayet erdiremeyeceğini Kasas suresi 56. ayet bize söylüyor. Sen bile ya Muhammed sevdiklerini hidayet erdiremezsin. Ama Efendi Hazretleri erdiriyor abi. Hazreti Muhammed'in yanında yaya kalıyor. Hazreti Muhammed hiç sevdiklerini hidayet erdiremiyor. Müslüman yapamıyor ama bilmem ne hazretleri bir bakışıyla kafiri Müslüman yapıyor demeye devam ediyorlar. Evet değerli dostlar, şimdi yine En'am suresinden 104. ayeti okuyalım. Bakın sayfa numarası 140. Şöyle diyor Allah mealen: doğrusu size Rabbiniz tarafından gerçeği gösteren deliller verildi. Size gerçeği gösteren deliller, yani gerçeği bildiren ayetler. Delil Kur'an'dır çünkü. Kur'an geldi, size verildi. Artık kim hakikati görür de kendisine çeki düzen verirse faydası kendinedir. Kim de körlük ederse zararı kendisinedir. Bu kadar. Sizi hidayet erdirecek olan kitap bu. Delil bu. Kim hakikati burada idrak edip de yola gelirse kendi lehine gelmiş olur. Kim de körlük ederse bu belgelere, bu delillere rağmen, o da kendine yazık etmiş olur, cehennemi boylar. Buradan geçelim 148. ayete, yine En'am suresi. En'am suresinde çok ayet var konuyla alakalı, delil konusunda. 148'i okuyalım önce. O müşrikler derler ki, Allah dileseydi, bakın şimdi bir iddia var burada, buradan öğreneceğimiz işte bir metot var. Sohbetin başında da böyle bir örnek vermiştik. O müşrikler diyecekler ki Allah dileseydi, yani şuraya da kızıyorum inanın değerli dostlar, şu elimdeki benim Diyanet'in meali. En'am suresi 148'i. Ya diyor ki putperestler diyecekler ki, ya burada putperest falan geçmiyor ki ya Allah aşkına ya. Putperest deyince aklınıza ne geliyor? Ağaca taşa heykele tapan adam değil mi? Ateşe taban adam putperest.
Ya burada öyle mi geçiyor? Bakın Arapçasını okuyayım ayetin. Diyor ki Allah-u Teala bakın seyegulul lezine eşreku. O müşrikler diyecekler ki müşrikler puta tapanlar değil ki. Hiçbir müşrik puta ağaca taşa tapmadı ya. O müşrikler diyecekler ki Allah dileseydi biz Allah'a ortak koşmazdık. Atalarımız, babalarımız da ortak koşmazdı. Bakın kaderci. Diyorlar ki Allah yazmış. Allah bizim müşrik olmamızı istemiş. Biz müşrik olmuşuz. Allah öyle istemiş. Yoksa biz müşrik olmazdık diyorlar. Babalarımızı da müşrik olacak diye yazmış. Onlar da müşrik olmuşlar. Bizim şimdi size neyi hatırlatıyor değerli dostlar bu ayet? Okununca aklınıza neler geliyor? Bizim ehli sünnet inancı gelmiyor mu? Allah'ın yazdığının dışında başımıza hiçbir şey gelmez demiyorlar mı? Allah ne yaparsan yap Allah'ın yazdığının dışına çıkamazsın demiyorlar mı? Alın yazısına inanmıyorlar mı? Cezaevinde yatanlara kader mahkumu demiyorlar mı? Yani kaderlerinin mahkumu olmuş adamlar. Zavallılar. Ne yapsınlar? Aslında onlar suç işlemeyeceklerdi ama Allah onlara yaptırdı. Biz de cezaevine attık yani. Kaderlerinin mahkumu olmuş. Bakın. Suçu Allah'a bulmanın bir başka yolu bu. Kendisi bir halt yiyor, cinayet işliyor veya bilmem ne. Allah'a buluyor faturayı. Diyor ki Allah yazmış, kader mahkum. Ben kaderimin mahkumu oldum. Tıpkı Mekke müşrikleri de aynen bu inanca sahip. Diyor ki bakın Allah bizim müşrik olmamızı istemiş. O yüzden biz müşrik olduk. Babalarımız da zaten müşrikti. Babalarımızı da müşrik olarak yaratmış Allah. Görüyor musunuz iddiayı? Bizim ehli sünnet denilen inançta da aynen bu var. Ama onlara deseniz ki, bakın, gidip onların malını çalsanız, hemen yakanıza yapışır. Niye? Ne oldu ya beyefendi? Allah yazmış benim kaderime senin malını çalmamı. Ne oldu? Hani Allah'ın dediğinin dışına çıkılmıyordu. Niye bana kızıyorsun ki? Allah yazmış ben de çaldım. Senin malın çalınacak diye yazmış. Çalındı. Niye beni şikayet ediyorsun karakol oraya buraya? Ya. Gidin bakalım onun çocuğuna bir yumruk atın bakalım. Bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. Hani Allah'ın yazdığından başka bir şey olmuyordu dünyada? Ya. İşte Mekke müşriklerinin kadere olan inancını aynen bize aktardılar. Halbuki kadere iman diye bir şey yoktur. Kur'an'da. Şimdi bakın Allah ama delil istiyor onlardan. Çok ilginç. Bu ayeti çok düşünün. Sayfa 147'de Enam suresi 148. Allah diyor ki, yani tekrar özetleyeyim. Müşrikler diyor ki, Allah dileseydi biz müşrik olmazdık. Babalarımız da atalarımız da müşrik olmazdı. Allah öyle dilemiş de biz. O yüzden müşrik olduk. Yoksa biz müşrik olmak istemiyorduk diyorlar. Sonra onlardan öncekiler de diyor Allah aynı şeyi söylemişlerdi. Babaları da öyle söylüyordu diyor onların. Şimdi bakın ne diyor Allah-u Teala. Ama öyle dediler ama kurtulamadılar. Azabımızı tattılar. Onlara de ki ya Muhammed. Hani Allah yazdığı için biz müşrik olduk diyenlere. Allah'ın yazdığının dışına biz çıkamayız diyenlere. De ki ya Muhammed. Yanınızda bir bilgi mi var? Bir bilgi kırıntısı getirin bunu ispatlayacak. Allah'ın yazdığından dolayı sizin müşrik olduğunuza dair bana bir delil gösterebilir misiniz? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Burayı Arapçasını okumak istiyorum bakın. Çünkü zan kelimesinden bahsedeceğim o yüzden. Ve şöyle diyor bakın. İn tettebi'une illa zan. Siz zannın peşinden gitmektesiniz. De onlara. Ve in entüm illa tahrusun ve siz saçmalıyorsunuz. Hiçbir deliliniz yok. Atıyorsunuz işkembede. Böyle bir şey yok. Allah'ın sizin kaderinizi yazdığı noktasında hiçbir deliliniz yok. Öyle bir şey yok çünkü. Alın yazısı diye bir şey yok. Olduğuna dair bir deliliniz var mı diyor. Gösterin bakalım delilinizi. Siz sadece tahminlerinizin ardı sıra gidiyorsunuz. Zan tahmin demektir. İşte Kur'an dışındaki tüm kitaplar zandır. Hadisler zandır.
Peygamberimiz buyurdu ki diye önünüze gelen sözler zan ihtiva eder. Katiyet ifade etmez. Kesinlik arz etmez. Kesin değildir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu sözü peygamber söylemiş de olabilir, söylememiş de olabilir. Ama Kur'an %100 katiyet ifade eder. Allah'ın sözüdür, Allah'ın koruması altındadır. İşte kat'i delil bu. O zaman en sağlam kitaba, en sağlam kaynağa, en sağlam delile uyalım ne olur? Derdimiz bu, bunu uğraşıyoruz yani. Gelin Kur'an'a uyalım, bırakın şu zannı. Yani uydurma hadislerle ilgili de daha önceden sohbetlerimiz oldu biliyorsunuz. Peygamberimiz buyurdu ki de salla gitsin. Ya Covid hakkında hadis uydurdular ya daha bir yıl öncesine kadar yani dünyayı kasıp kavuran bir hastalık. Peygamberimizin Covid'le alakalı bir hadisini uydurdular ya. Nasıl olsa kimsenin kalkıp da böyle bir hadis yok kardeşim sen ne diyorsun? Göster bana bakayım olduğunu falan demiyor ya nasıl olsa. Ama Kur'an'dan konuştuğunuz zaman bak falan surenin falan ayeti diyorsunuz. İspatı var. Ama peygamberin sözleri size aktarıldığında bunu ispat edebilir misiniz? Hiç kimse ispat edemez. Peygamberin bunu söyledi mi söylemedi mi? Nereden bileceğim? Ses kaydı yok ki. Peygamberin zaten vefatından 200 sene sonra yazılmaya başlanmış. Onun gününde de yazılmadı ki. Bazıları da diyor ki işte ilk zamanlar yasak etti peygamber Kur'an'la karışmasın diye sakın benim ağzımdan Kur'an dışından bir şey başka bir şey yazmayın dedi. Ama Kur'an'a karışma ihtimali bittikten sonra serbest etti. Ya Kur'an'ın zaten son ayeti indi peygamber 40 gün sonra vefat etti. Nereden çıktı bu 600 bin hadis? Kur'an'ın bir kere nazil olma işinin bitmesi lazım ki peygamber serbest etsin. Artık Kur'an'ın inişi bitti arkadaşlar. Kur'an'a karışma ihtimali yok. Benim sözlerimi de yazabilirsin demiş olması lazım ki. Zaten Kur'an'ın inme işi bitti. Peygamber 40 gün sonra vefat etti. O milyonlarca sözü nereden, ne zaman söyledi? Sonra eğer peygamber benim ağzımdan Kur'an dışında bir şey yazmayın dedi de sonradan serbest bıraktıysa, şimdi soruyorum, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer hadis yazımını niye yasakladılar? 500 tane hadisi meydanda toplayıp niye yaktırdı Hazreti Ömer? Ebu Hüreyre'yi kendi ağzıyla anlatıyor, ben Ömer zamanında peygamber buyurdu ki diyemezdim, bir daha ağzından duymayacağım derdi, beni defalarca patakladı diyor. Ömer öldükten sonra ben diyor rahat ettim. Muaviye zamanında. Emeviler iş başına geçti. Peygamber buyurdu ki diye yarışlar başladı. Peygamber serbest bıraktıysa Ebu Bekir ve Ömer nasıl yasaklıyor? Soruyorum şimdi. Peygamber serbest bırakacak, Ömer yasaklayacak. Olacak şey mi? Bu bilgilerin birinden biri doğru değil o zaman. Evet. Yani işin aslında peki neden olduğu söyleyeyim bir cümleyle. Değerli dostlar, Kur'an dostları, şeytan ve dostları biliyorlar ki Kur'an'ı uyduramazlar. Bir ayet bile uyduramazsınız. Çünkü Allah'ın koruması altında olan bir kitap var önümüzde. Böyle bir ihtimal yok. Bir ayet uyduramaz hiç kimse. Ama şeytan ve dostları biliyor ki hadis uydurabilir miyiz? Uydurabiliriz. Niye? Hadisler koruma altında değil. Tamam. Uydurmuşlar. Ve şunu da yapmışlar. Demişler ki, bakın uydururken de boş durmuyorlar. Bir taraftan bir taşla iki kuş vuruyorlar. Siz Kur'an'dan anlamazsınız diyor. Biz Kur'an'dan ne anlarız? Peygamberin hadislerine bakarız. Biz dini oradan öğreniriz diyorlar. O zaman ne oluyor? Kur'an'ı başka türlü bozamıyorlar, Kur'an'ı rafa kaldırttırıyorlar bunu demekle. Kur'an'ı anlamak bizim ne haddimize canım, kaldır onu. Cenazen olduğunda okursun, kandil gecelerinde okursun, sevap kazanır, geçmişlerin ruhuna hediye edersin, bu kadar. Sen hadis oku. Ama peygamber demiş dememiş, orası meçhul. Evet.
Maalesef durumumuz bu. En son neyi okuduk? En'am suresinden 148'i okuduk. 149'u da okuyalım. Bakın burada ne diyor Allah? Kul de ki ya Muhammed, hani müşrikler iddiada bulunuyor ya, bizim müşrik olmamızı Allah istemiş. Babalarımızı da müşrik olarak yaratmış. Bizim bu konuda bir suçumuz yok. De ki onlara, getirin bakalım delilinizi. Ve sonra şöyle diyor. Kul felillahil hucjetul baliga. En kesil delil, en güzel delil Allah'ın delilidir. Yani Kur'an'dır. Gördünüz mü? Delil Kur'an'dır. Din adına, dinin delili Kur'an'dır kardeş. Kur'an'a göre konuşacaksın. Kur'an'ı anlatacaksın. Çünkü din Kur'an'dır. Hazreti Muhammed de sadece Kur'an'a uydu. Zira hesabımız zaten Kur'an'dan olacak. Ve innehu lezikrun leke ve likavmike ve sefe tüselun. Bu Kur'an ya Muhammed sana da bir öğüt olarak gönderildi. Senin ümmetine de bir öğüt olarak gönderildi ve bu Kur'an'dan sorgulanacaksınız. Bu kadar basit. Sen falan hadis kitabına uydun mu diye bir soru yok mahşerde. Sen falan ayete uydun mu uymadın mı? Bu kadar. Soru bu. O zaman bu kitabı çalışmamız lazım. Sınav bu kitaptan. O halde bu kitaba bakmak zorundayız. Bu kitabı anlamak zorundayız. Bu kitabı yaşamak zorundayız. Evet, 157'yi de okuyalım. En'am suresinden 148. sayfada. ...157'de bakın... biraz önce müşrikler ne diyordu? Biz, Allah bizim müşrik olmamızı dilemiş diyorlardı. Burada da diyorlar ki, bize de bir kitap indirilseydi, biz doğru yolda olurduk. Herkesi geçerdik. En doğrusu biz olurduk. Yani bize de Allah bir kitap gönderseydi diyorlar, biz herkesin önüne geçerdik. İşte böyle demeyesiniz diye, ey ümmeti Muhammed diyor bize Allah. Şimdi biz size bir Kur'an diye bir şu kitabı göndermeseydik ve size azap edecek olsaydık ne derdiniz? Biz ne derdik mahşerde? Ya Rabbi, biz hakikatin ne olduğunu bilmiyorduk ki. Neye uyacağımızı da bilmiyorduk. Sen bize böyle bir kitap gönderseydin biz o kitabı inan ki çok güzel anlardık, uygulardık ve herkesi de sollardık bu kitaba uyma konusunda. Diye itiraz ederdiniz diyor Allah. O yüzden böyle demeyesiniz diye size apaçık bir delil ve hidayet rehberi indirdik diyor Allah. Bunun için indirdik. Hadi gösterin kendinizi. Bu kitap gelmeseydi mazeretiniz olacaktı. Ya Rabbi, bize niye kitap göndermedin? Bize de gönderseydin biz herkesi geçseydik ya. Diye itirazda bulunurdunuz. Bu itirazda bulunmayasınız diye Allah-u Teala ne diyor? Bakın, fekad ca'ekum beyinetun min rabbikum ve huden ve rahmetun. Yemin olsun, işte sırf bunun yüzünden biz size apaçık bir delil geldi. Yani apaçık bir kitap, delil olan Kur'an geldi ve apaçık ayetler geldi Allah tarafından. Ve huden ve rahmetun. Yani sizi dosdoğru yola iletecek, ayrıca rahmetin kaynağı olan kitabı size bu yüzden gönderdik diyor Allah. Hadi gösterin bakalım kendiniz. Bunca imkan var. Cep telefonunda bile bugün Kur'an var. Mealli Kur'an-ı Kerim var. Tefsirler var. Var mı şimdi bahanemiz? Yok. Tamam, geldi işte hepinize. Hepiniz bu kitaba uyacaksınız diyor Allah. Bu arada saate bakıyorum, vakit dolmuş. Bitiremedik bu delil konusunu. İnşallah haftaya bir başka konu daha yine. Tabii Kur'an bizim neyimiz olur? Ana başlığı altında bir süre daha devam edeceğiz Allah nasip ederse. Bu En'am suresindeki ayetle bunu tamamlayalım. Kur'an niçin indirildiği belki ekleriz konumuza haftaya. Niçin indirildi? Allah niye gönderdi bu kitabı? Bu soruların cevabını yine Kur'an'a sorarak anlamaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Beni dinlediğiniz teşekkür ederim.
Allah günahlarımızı bağışlasın, bizleri razı olduğu kullarıyla beraber yaşatsın, onlarla beraber canımızı iyilerle beraber alsın, bizi nimet verdiklerinin yoluna iletsin. Bizi Kur'an'ın gösterdiği yoldan ayırmak isteyenlere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar versin, borçlulara edalar nasip eylesin. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, ailemizi, çocuklarımızı ve bütün müminleri bağışlasın. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum şimdiden. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sohbetimizin altında paylaş butonuna basıp paylaşırsanız size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.